Değerli arkadaşlar, bu madde koşullu salıvermenin ne zaman yapılacağına karar verirken hüküm verilen cezaların nasıl ve kim tarafından toplanacağını düzenliyor. Böylece böyle bir durumda hüküm verme yetkisi en fazla cezaya hükmetmiş olan mahkemeye veriliyor. Şimdi cezaları kimin toplayacağının bizce hiçbir önemi yok. A mahkemesi toplamış, B mahkemesi toplamış. Bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan şey şudur. Koşullu salıvermenin koşulları nedir? Bizler diyoruz ki koşullu salıvermenin koşullarını, şartlarını her bir hükümlü için ayrı ayrı vermeniz gerekir. Yargıyı kimlerle sağlamaya çalışırsınız? Adaleti kimlerle sağlamaya çalışırsınız? Hakimlerle, savcılarla, değil mi? Doğal olarak. Peki bakalım son bir yıl içerisinde hakimlere, savcılara ne yapmışsınız? AKP hükümeti kanun hükmünde kararnamelerle bugüne kadar toplamda bir yıl içinde 2431 yargı görevlisini tutuklayıp içeri attınız. Ya bunların verdiği kararlar ne olacak? Eğer bunlar teröristse, eğer bunlar vatana ihanet etmişse, bunların verdiği kararlardan dolayı muzdarip olan insanların durumu ne olacak? Hiç mi vicdanınız sızlamayacak sizin? Bu kadar tırnak içinde sakıncalı ama FETÖ'den ama sizden olmadığı için sakıncalı olan hakim ve savcıları bu kadar yüksek mertebelere kim yerleştirdi? Biz mi yerleştirdik? Açık seçik bir şekilde AKP yerleştirmiştir. AKP hükümetinin bizzat müdahil olarak yaptığını tarih de biliyor, siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Şimdi bana kalkmışsınız diyorsunuz ki ya şu cezaları toplayacak bir mahkeme bulalım. Bunun için de kanun teklifi çıkarıyorsunuz. Biraz insaf, biraz teeddüp. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha size hatırlatmak istiyorum. OHAL kapsamında bakın yargı. OHAL kapsamında 2679 adli dosya açıldı. Bu dosyalardan 2059'u hala iddianame bekliyor. Hala %95'ten fazlasının iddianamesi bile hazır değil. Siz kalkmışsınız bana diyorsunuz ki cezaları hangi mahkeme toplayacak? Enis Berberoğlu tutuklandı. Onunla beraber cezaevinde bulunan tutuklu vekil, milletvekili sayısı 12'ye çıktı. Milletin vekillerinden, gazetecilerinden, yazarlarından, aydınlarından, insan hakları savunucularından ne istiyorsunuz Allah aşkına? Bütün bunları bir kenara bırakıyoruz. Acaba verilen cezaları kim alt alta toplayacak? Şimdi anladınız mı bizim 25 gün neden hak, hukuk, adalet diye yürüdüğümüzü? Umarım anlamışsınızdır. Teşekkürler.